İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hakkında memorandum. Eski askerler birliğinin bir kolu ile Ermenilerden oluşan Fransız Direniş Birliği şu anda Lyon ve bölgesinde yararlı faaliyetler yürütmektedir. Vesten Armenia Televizyonu Editörlüğü'nün resmi açıklaması. Yunanistan, Kutsal Ayasofya ile ilgili Erdoğan'ın önerisi yaralayıcıdır. Suriye Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Konseyi'nden Golan Tepeleri ile ilgili bir toplantı düzenlenmesini istedi. Kudüs'teki Sulparuk'un kilisesinde ilk defa Ermeni duduk seslendirildi. Teodosya sakinleri Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a başvurarak Ayvazovski Galerisi konusunda destek talebinde bulundular. Batı Ermenistan Devlet Başkanlığı, Batı Ermenistan'la ilgili bir memorandumu PDF olarak internet sitesinde yayınlamaya karar vermiştir. Burada genel bilgiler, coğrafi veriler, tarihi kontekst, politik kontekst, Batı Ermenistan'ın devlet yapısı yer almaktadır. Batı Ermenistan, Fransız eski askerler ve Ermeni kökenli Fransız Direnişçiler Birliği, 9 Mart 1919 tarihinde gerçekleştirdikleri genel kurul toplantısındaki oylamada, Batı Ermenistan parlamentosu üyesi Lidya Margosyan'ı kuruluşun temsilcisi olarak seçti ve Alen Palancian ile Robert Hugasyan'a düzenlenecek çeşitli vatanseverlik törenleri vesilesiyle Batı Ermenistan bayrağını göndere çekme yetkileri verildi. Birliğin başkanı Jean Gazarosyan, kendi ahlaki raporunda geçen yıla değinerek birliğin katıldığı tüm faaliyetleri dile getirdi. 11 Kasım 1918'deki ateşkesin 100. yılının kutlanması kapsamında Jean Gazarosyan, Büyük Savaş'ın farklı cephelerini anlattı ve çok sayıda gönüllünün bulunduğu Fransız-Alman cephesini ardından Kafkasya ve Filistin cephelerinde Fransız ve İngiliz askerleri yanında Batı Ermenistan'ın evlatlarının çarpışıp şehit düştüklerini hatırlamamız gerektiğini ifade etti. Gazarosyan, müttefikler tarafından savaşa katılan ve 11 Kasım 2018 tarihindeki törenlere katılmasına layık görülmeyen tek devletin Batı Ermenistan Devleti olduğunu vurguladı. Savaşan gerçek bir müttefik devlet olarak bu 100. yıl anma törenine layık görülmeyen tek devlet vardı, o da Batı Ermenistan'dı. 1,5 milyondan fazla Ermeninin hatırası tamamen ihlal edildi ve Filistin'de Fransa yanında savaşan Ermeni gönüllü lejyonerler gerçekten hakarete uğratıldı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı ve Birliğin Onursal Başkanı Armenak Abrahamyan mesajıyla gerçekten çok önemli bir noktaya geldiğimizi onayladı, değil mi ki? Biz Barış Konferansı'nın 100. yıl dönümü çerçevesinde bulunuyoruz. 10 Ocak 1920 tarihinde müttefik devletler tarafından imzalanıp onaylanan Versay Anlaşması ki Ermenistan'ı Osmanlı İmparatorluğu topraklarında de facto tanımasına olanak sağlamıştır. Vesten Armenia Televizyonu Editörlüğü'nün resmi açıklaması. Sevgili soydaşlarımız, vatandaşlarımız, dinleyiciler ve okuyucular. Fark ettiğiniz gibi bugünlerde bizim makalemizde westernarmeniatv.com internet sayfasını sizlere referans geçiyoruz. Endişelenmenize gerek yok. Bu makaleyi bağlantıyı takip ederek bulabilirsiniz. westernarmeniatv.com. Bu yöntemin amacı makalelerimizin web üzerinden daha erişebilir bir hale getirilmesini sağlamak ve böylece çalışmamızı teşvik etmektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için ise teşekkür ederiz. Vesten Armenia TV Editörlüğü. Yunanistan Dışişleri Bakanı George Kadrugalos, Greek Reporter'a verdiği demeçte Kutsal Ayasofya Kilisesi'nin camiye dönüştürülmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu son günlerde yaptığı önerinin sadece Hristiyan alemi için değil, uluslararası kamuoyu için de yaralayıcıdır, dedi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına ilişkin sorulara olmayacak şey değil, adını artık müze değil Ayasofya Camii koyarız, müze statüsünden çıkar şeklinde cevap vermesi Yunanistan makamlarını endişelendirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı George Kadrugalos, Ayasofya'nın yüzyıllar boyunca Hristiyanlığın en büyük kilisesi olarak bugün de UNESCO'nun kültürel miras listesinde yer aldığını söyledi. Kadrugalos, Ayasofya'nın statüsünün değişmesi sadece Hristiyanları değil, uluslararası kamuoyu ve uluslararası hukuku da aşağılamaktır, dedi. Kadrugalos, Türkiye'nin Ayasofya'nın müze statüsünde kalmasına izin vereceği yönündeki temennilerini de iletti.
24 Mart'ta Yunanistan Bağımsızlık Günü arifesinde kilisenin camiye çevirme olasılığından bahsederek, 1935'teki camiyi nereden tanıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti tarafından bir müzeye dönüştü. Biz de aynı şekilde değiştirebiliriz diyen Erdoğan, daha önceleri ciddi sonuçlara yol açabileceğinden dolayı Ayasofya Katedrali'ni camiye dönüştürme fikrine katılmadığını söylemişti. Ayasofya Katedrali tanınmış bir Bizans anıtıdır. Konstantinopolis'in hatırasını yaşatmaya karar veren İmparator Justinianus'un emriyle 532-537 yılları arasında inşa edildi. 1453'ten beri orada bir cami vardı. 1935 yılında katedral müze haline getirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Suriye, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden toplantı talebinde bulundu. ABD Başkanı Trump imzaladığı başkanlık kararıyla Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyacağını ilan etmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1981'de aldığı 497 sayılı ilk kararda İsrail'in Golan Tepeleri işgaline karşı çıkılıyor ve İsrail'in işgal altındaki Golan Tepelerinde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur diye yer alıyordu. İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. Ermenistan Cumhuriyeti halk sanatçısı duduk ustası Kevork Dabagyan ve müzisyen Vache Sharafyan 4-21 Mart günlerinde Kudüs'te gerçekleşen Kudüs'teki Ermeniler başlıklı festivalde halk oyunları ve piyano performanslarında sahne aldı. Kudüs'te bulunma fırsatını kaçırmamış olan Kevork Dabagyan, Ermeni Kutsal Diriliş Katedrali'ni ziyaret etti ve genellikle geceyi orada geçirdi. Bu ziyaretler sırasında bir duduk sanatçısı olarak aklına duasını Tanrı'ya dudukla sunma düşüncesi geldi. Hayyer'in Aysor adlı basına yaptığı röportajda Gevork Dabagyan, kilisenin çeşitli yerlerinde Dervo Hormia'dan, Grigor Naregatsi'den, Hz. İsa Mesih'in mezarının girişinde ise Havun Havun'u seslendirdim. Kutsal diriliş Ermeni katedralinde bulunmak tarif edilemez duygusal deneyimler ve ruhsal doyumlar yaşatıyor. Bunu kelimelerle anlatamazsınız açıklamasında bulundu. O gece kutsal kilisede bulunan diğer hacılar kendileri için gerçek bir keşif olan bu performanslara hayran olduklarını dile getirdiler. Genel olarak söylemek gerekirse duduk sesi ilk kez Ermeni Kutsal Diriliş Katedrali'nde duyuldu ve şimdiye kadar kilisede ork dışında hiçbir alet yer almamıştı. Teodosia kamu aktivistleri Ayvazovski Galerisi'nin kentin bir mülkü olarak desteklenmesi için Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a açık bir mektup gönderdi. Tert Ayem'in belirttiğine göre mektubun içeriği şöyle. Sayın Cumhurbaşkanı, sizin onurlu soydaşınız, dünyaca ünlü deniz ressamı Hovhannes Ayvazyan Ayvazovski, daha hayattayken büyük çabalarla yarattığı müzesini sanat eserleriyle birlikte kendi sevgili kendi Teodosia'ya miras bıraktı. Sizden ricamız, Ayvazovski'nin manevi mirasının Teodosia'dan gasp edilmesini devletler arası düzeyde olası ve uygun olanaklarınızı kullanarak engellemenizdir. 2016 yılında Kırım yöneticileri masrafları azaltmak için galerinin statüsünü değiştirme konusuna değindi. O zamanlar bu düşüncelerini gerçekleştiremediler. Fakat 2019 yılı başında Cumhuriyet'in Kültür Bakanlığı bunu tekrardan gündeme getirmiş durumda. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Gevork Dabagyan'dan Duduk Resitali sunuyoruz. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.